Bu dizinin hayaliydi. Yıllardır biz burada yapıyoruz demeyeceğiz. Yaptık diyeceğiz. Ama bu kadar heyecan verici bir projeyi ilk defa yapıyoruz. Evet sevgili dizciler, bugün dizici için tarihi bir gün. Hepimiz için tarihi bir gün. 22 Mayıs 2022 Pazar günü Ali Bozlu köyünde, köy sınırlarında bulunan organize sanayi bölgemizin yolunu yapmaya başladık. İnşallah kısa zamanda yolumuzun yapımı bitecek. En kısa sürede de Düzici ilçemize organize sanayi müdürlüğünün kurulmasıyla ilgili zaten çalışmaları başlatmıştık. Kurulmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz memleketimiz gurbetçi, şirketçi memleketi. Biz bu gurbeti, bu şirketçiliği Düzici'nde bitireceğiz. İnsanlar artık evinde işini, aşını kazanmış olacak. Çocuklarımız babasız, kadınlarımız da kocasız kalmayacak. Bu derdi tamamıyla AK Parti, kaymakamlığımız, valiliğimiz, ticaret odamız, sayın milletvekillerimiz, ilçe başkanımız ve özellikle bu işin gece gündüz demeden sekreteryasını yürüten Fevzi Kamalı hocamız el birliğiyle çalışıyor. İnşallah kısa zamanda organize sanayi bölgemizi kurmuş olacağız. Şirketçiliği, gurbetçiliği de bu memlekette bitireceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım, tahminen de hızlı ilerliyor gibi bu yol çalışması. Bu yol çalışması ne kadar bir mesafe? Organize sanayi bölgesine kaç kilometrelik bir yol açılıyor? Tam olarak organize sanayinin içine girmiş hali 900 metre. Oradan sonra da yollarımız devam edecek. Artık organize sanayinin inşallah Eylül-Ekim ayı gibi parsellerinin yapılması, arayolların bölünmesi gibi işlemlerini yapacağız. Bu Ali Bozlu yolundan organize sanayiye ilk giren ana yolumuz olacak. Toplam mesafesi 900 metre. Başkanım, bu organize sanayi süreci ne kadar devam edecek? İl olarak 3 yıl, 5 yıl gibi. Öyle bir tahminde bulunuyor. Şöyle, organize sanayide bir sınır yoktur. İlk fabrikalar inşallah bu yıl içinde organize sanayi müdürlüğümüzü kuracağız. İlk fabrikalar önümüzdeki yıl yapılmaya başlanacak. Bundan sonra talebe göre belki 10 yıl, 15 yıl içerisinde burayı tamamen dolduracağız. 950 dönümlük alanı doldurduktan sonra da daha burada 2450 dönüme kadar genişleyebilecek bir arazimiz var. Bir 600 dönüm daha ilave mücavir alanda olan bölgemiz var. Yani toplam 3000 dönümü burada organize sanayi haline getirebiliriz. Yani yatırımcı ne kadar çok gelirse o kadar yer olacak. Şu anki bizim başladığımız yer 950 dönüm. İnşallah önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde burayı hemen doldururuz da yeni alanlara ihtiyacımız olur. Biliyorsunuz Osmaniye başladığında ne kadar büyük, hangi yatırımcı gelir, kimse gelmez gibi laflar ediliyordu. Şu an Osmaniye organize sanayide bir tek çivi çakacak yer kalmadı. Alanı genişletmeye çalışıyorlar. Taleplerimiz nasıl peki, talepler? Şu an talepler çok çok iyi. Özellikle büyük yatırımcılar Düzici'ne gelmek için sıradalar. Ben umuyorum kısa zamanda sanayi müdürlüğümüz kurulunca, parselleri ayrılınca bu işi daha net bir şekilde söyleyeceğiz. Ama yatırım yapmak isteyen yatırımcı sayısı çok fazla. Özellikle büyük yatırımcılar bu işe çok hevesli. Biliyorsunuz biz limana yakınız, havaalanlarımız var, otobana yakınız. Yani hızlı trenimiz geliyor inşallah 2023 yılında. Hızlı tren Çiftlik Mahallesi'nin altına istasyonunu da kuruyor. Şu an Yarbaşı, Düzici sınırında tünelle düz içine girmiş durumda. Hızlı trenimiz olunca limana yakınlığımız bu mesafede olduğu için, havaalanları Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana bize çok yakın olduğu için biz çok avantajlıyız organize sanayi bölgesinde. Onun için de ben yatırımcıların buraya seve seve geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bir de 6. bölge ilan ettireceğiz burayı. 6. bölge olursa tamamı SSK indiriminden, elektrik indiriminden, kredi kullanımındaki avantajlardan, hibelerden faydalanacaktır. Yatırımcı bunu da mutlaka göz önünde bulunduracak. Yani 6. bölge olması yatırımcı için çok büyük bir avantaj. Organize sanayi bölgesi olgunlaşmaya başladıkça Düzici'ndeki esnaflar da organize sanayiye başvurmak istiyor. Nereye başvuracaklar? Bugüne kadar yaptığımız ön talep formlarıydı. Ön talep formlarını alıp talebin fazla olduğunu bakanlığımıza gösterip onun üzerinden organize sanayi müdürlüğünün kurulmasıydı. Bundan sonraki süreçte organize sanayi müdürlüğümüz inşallah önümüzdeki 4-5 ay içerisinde kurulacak. Organize sanayi müdürlüğümüz kurulduğunda iş resmiyete binecek. Organize sanayilerin temsilcisi valiliktir. Valiliğin de düz içindeki temsilcisi kaymakamlıktır. Bu talepleri düz içindeki Milli Emlak Şefliğimize yapacak iş adamlarımız. Yani belediye gelenleri de biz oraya yönlendiriyoruz. Müdürlük oluşana kadar şimdi bir şey yok ama müdürlük oluştuktan sonra kaymakamlık, valilik, Düzici Belediyesi yani o gün oluşacak müteşebbis heyeti bunlara karar verecek. Yani başvuracakları yer kaymakamlıktaki Milli Emlak Şefliği mi? Bu Düzici'nin hayaliydi. Yıllardır işsizlik, açsızlık, gurbette çalışmak bizim kanayan bir yaramızdı. Bu yarayı şimdi tedavi etmek için çalışıyoruz. İlçe başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız Mehmet Cillem, il başkanımız,
Sayın Seydi Gülsoy, milletvekillerimiz Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, il genel meclis üyelerimiz Fevzi Kamalı, Bünyamin Kazgı. İnanın herkes çok büyük katkı veriyor. Tüm Düzici de destek oluyor. Tüm kurumlarımız, bürokratlarımız, siyasilerimiz, herkes çok destek oluyor. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda Düzici artık bu işsizlik probleminden kurtulacak. Hatta biz çalıştırmak için belki civar illerden buraya işçi getirmek zorunda kalacağız. Talebimiz, arzumuz bu. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Bey, sizdeyiz. Evet. Şu an Algazi Saray bölgesindeyiz. Evet arkadaşlar, öncelikle kolay gelsin. Tüm Düzici hemşehrilerimize hayırlı pazarlar diliyoruz. Bugün güzel bir gün, sevinçli bir gün. Gerçekten ilçemiz adına yapılması gereken en büyük projelerden organize sanayi bölgesine ulaşacak 900 metrelik yol yapımını başlatmış bulunmaktayız şu anda. Tabii burada emeğe geçen öncelikle milletvekillerimiz, il başkanımız ve bu işte özellikle bir heyet oluşturmuştuk. Belediye başkanlarımızdan oluşan, il genel meclis üyelerimizden oluşan ve ilçe teşkilatımız oluşan. Bunlara ben özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gecesini gündüzüne katmadan teşkilat olarak birlik beraberlik içerisinde gerek il içerisinde gerekse Ankara'daki yetkililerle oradaki görüşmelerimiz neticesinde bu seviyeye geldi. Tabii Düzici'nin de bununla ilgili çok algı operasyonu yapmak isteyen ve çok algı oluşturmak isteyen insanlar vardı. Bugün Düzici'nde şimdiye kadar bu algıyı yapmak isteyen ve bunu oluşturmaya çalışan arkadaşlarımıza cevabımız bu. Bu organize sanayi bölgesi inşallah 2023 hedeflerine ulaşma adına yapılacağının göstergesini için bu yol açılıyor bugün. Biz hafta içerisinde tekrardan heyetimizle beraber Ankara'ya gideceğiz. Biliyorsunuz 12 Mayıs'ta Ankara'dan Sanayi Bakanlığımızdan gelen yetkililerle buradaki kurumlarla bir toplantı yapılmıştı. Tüm Düzici'ler burada canlı yayında da görmüşlerdi zaten. Ve buradaki toplantıda yaklaşık 18 tane kurumun görüşü resmi olarak soruldu, resmi olarak raporlandı ve bakanlığa sunuldu. Biz tekrardan bu kurumlardaki yazıları takip etme adına Ankara'ya gideceğiz ve bu işin çok hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız pandemi sürecinden sonra ülkemizin yerli ve milli üretim de çok ileri gitmesi için devlet dairelerine bu konuda kendilerinin bildirimleri var. Ve biz de bu fırsattan faydalanmak istiyoruz. İlçe başkanı olduğum süreç harfinde sadece burada bir talebimiz olduğu, Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle imzalanması gerektiğini bize yetkililer, bize önceki bayrağı devraldığımız arkadaşlar bize bildirmişlerdi. Biz bunu bizzat elden takip ederek yaklaşık 1,5 yıl önce pandemi sürecinde 1,5 yıl önce Cumhurbaşkanımız kararnamesiyle Ormaniye'ye ait 755 dönümlük alanı toplamda milli emlak devri konusunda yazışmalar yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bu yayınlanmıştı. Ve böylece 950 dönümlük bir alan milli emlak tahsisi yapıldı. Şu anda kurulacak olan organize sanayi bölgesi 950 dönümlük alan olarak bilinse de burada müteşebbis heyeti kurulduktan sonra müteşebbis heyetinin arkasından hemen organize sanayi yetkili müdürlüğü kurulacak. Organize Sanayi Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ve taleplerin alınmasıyla buradaki alanın 4000 metreye çıkartılması planlanıyor. Zaten şu anki gelen taleplere baktığımızda bize de belediye başkanlarımıza ulaşım sağlayan üretici firmaların taleplerine dikkat aldığımızda 950 dönümlük bir alan bize yeterli olmayacak. Sadece bir yatırımcı 500 dönümü talep etmekte zaten. Ama buradaki bizim amacımız özellikle şu anda müteşebbis heyeti kurulurken ve bundan sonraki kurulacak olan Organize Sanayi Müdürlüğü'nün yönetiminde de biz bunları rica edeceğiz. Biz burada ne kadar çok işçi çalışılacaksa ona göre oradaki yatırımları değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız ilçemizde çok fazla işsiz var. Bu işsizlere iş olabilmektir. Bunun için de buradaki özellikle yatırım yapacak kişilerin işçi sayısına göre değerlendirmesi hususunda yetkililerle görüşmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Organize sanayi hakkında konuşulacak çok şeyler var. İlerleyen günlerde çok güzel şeyler konuşacağız. İlçemizle ilgili çok güzel gelişmelerimiz var. Bunları zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Dediğimiz gibi ilk ilçe başkanı olduğumuzda biz o zaman da söylemiştik. Size de paylaşmıştık canlı yayında. Biz burada yapıyoruz demeyeceğiz. Yaptık diyeceğiz. Ve bundan sonraki süreçlerin tamamında siz de dikkat ederseniz yine bütün yatırımları bizzat yerinde inceleyerek yapıldığını insanlara göstermek istiyoruz. Biliyoruz eksiklerimiz var. Yerel bazdaki eksiklerimiz var. Biz bunların da farkındayız. Biz bununla ilgili özellikle haftada bir 15 güne bir heyetimize bir araya geliyoruz. İlçemiz adına yapılması gereken neler varsa rapor haline getiriyoruz. Bununla ilgili de bir çalışmalarımız var. Hedefimiz 2023 hedeflerine ulaşabilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu süreçte de dediğim gibi heyetimizin görevlendirdiği Fevzi Kamal hocama teşekkür ediyoruz. Çünkü bu koordinasyonu sağlarken
bir arkadaşımızın, bir görevli abimizin bu tek tek kurumları gezmesi ve nerede aksaklık varsa bu konuda bize bilgi verilmesi gerekiyordu. Bu hassasiyeti ve çalışmalarından dolayı Fevzi hocamıza teşekkür ediyorum. Bununla beraber Ellek Belediye Başkanımız Abbas Yeşildemir, Böcekli Belediye Başkanımız Doğan Öztürk, yine ilgilenen meclis üyemiz Münyamin Kazgı Bey de burada çok büyük katkıları var. İlçe teşkilatımızdan ilçe başkan yardımcılarımızın çok büyük katkıları var. Emeğe geçen tüm teşkilat arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Mehmet Bey, son olarak şimdi biz anladığımız kadarıyla 950 dönümlük bir arazi Düzüşün'e yetmeyecek ve daha da genişleyecek. Bu bölgenin genişlemeye müsait bir bölgesi alanı var. Toplamda Milli Emlak Şefimiz burada. Hatta ondan da alabiliriz cevabını. Toplamda şu an 2500 metrekaresi, 2500 metre olarak hazır. 2500 dönüm olarak hazır. Ama toplamda çalışıldığında 4000 dönüm olarak da ilerleyen günlerde bunun çalışması yapılacak. Ama bizim amacımız şu anda buradaki yatırımın hızlanması için tahsisi gerçekleştirilen 950 dönümlük üzerinden hızlanmasını istiyoruz biz. 950 dönümlük alan yatırım yapılırken diğer taraftan da buradaki kurulan yönetim diğer taraftan talebi yine gerçekleştirecek. Çünkü şöyle arkadaşlar, önemli olan ilk talebi alabilmek, ilk tahsis alabilmekti. Bundan sonraki süreçler Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde gördük. İlk başta talepler alındı, Organize Sanayi Müdürlüğü kuruldu. Ama şu anda ilk kurulduğu günden bugüne kadar 5 kat büyüme oldu. Ve yeterli mi? Osmaniye sanayisi şu anda organize sanayisi dolmuş durumda. Yeterli değil. Şu anda bizim bulunduğumuz Alev Bozlu mevkiindeki kayalık mevkii olan bu bölgeyi de hem ülkemize hem gerçekte manada üretime katkı sağlayabilecek bir alan olduğu için burayı kazandırmak istedik. Belki burası hakkında ileri geri konuşanlar, algı yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Buradan onlara şunu seslendirmek istiyoruz. Atıl durumda olan biz bölgeyi değerlendirmek istiyoruz. Ve şu anda bulunan bu bölge hava sirkülasyonu olarak da gerçek manada en elverişli bir yer olduğu için şehrin hava kirliliğine sebebiyet olmayacak bir bölge olduğu için biz burayı seçtik. Ve böylece bu bölgedeki özellikle işsiz olan vatandaşlarımız daha çok ulaşım sağlayacağı bir bölge. Başkanım da söyledi. Bizim ilçemiz o kadar çok güzel bir ilçe ki gerçekten cennet denebilecek kadar güzel bir yer. Çünkü organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla buradaki ulaşım olarak da bildiğimiz demiryolu ağı burada. Hızlı tren ağımız ilçemiz içerisinden geçiyor. Otoban ağı, doğuyu batıya bağlayan otoban ağımız yine ilçemizin içerisinden geçiyor. Yine özellikle büyük ihracatçıların yatırım yaptığı ve çok önemli olan liman. Şu anda bizim organize sanayi bölgesinde uzaklığı bakımından incelediğimizde 3 tane limanın uzaklığı 80 kilometre ve bu yatırımcılar için çok büyük bir yatırım kilometre olarak bilinmeyen bir. Antep'teki yatırımcılar bile şu anda gözünü düz içine dikmiş bulunda durumda şu anda. Ama dediğimiz gibi biz burada en fazla işçi sayısını çalıştırabilecek fabrikatörlere biz burayı tahsis konusunda arkadaşlarla görüşeceğiz. Gerçekten ilçemiz adına çok güzel bir kazanım olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben birçok Düzüş ile ilgili proje içinde bulundum ama bu kadar heyecan verici bir projeyi ilk defa yapıyoruz. Niye bu kadar heyecan verici? Bu Düzüş'ün köyünden kentine kadar bütün insanlarına dokunacak, herkesin önünü açacak. Düzüş'ün de bir kültür değişimi yapıp, sanayiyle tanıştırıp, Düzüş'ün de artık sanayi düşünen insanların olduğu bir ortamı hazırlayacak büyük bir adım. Bu adım ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlk adımı da yol yaparak başladık. Gerisinde ne olur? Süreçlerden biraz bahsetti değerli başkanlarımız. Şimdi bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Neden? Bu işin sahipleneni var. Bir ekip sahiplendi buraya. Belediye başkanlarımız, il genel meclislerimiz, ilçe başkanımızın başkanlığında. Sonuna kadar Düzüş adına bu mücadeleye yoluna girdi ve devam ettiriyor. Kesintisiz devam ettiriyor. O yüzden bu kadar bir şeye sahiplendiğin zaman bu başarılır. Buna inanıyoruz. Yasal hiçbir şey engel kalmadı. Zorlukların bir kısmı aşıldı ama zorluklar bitmez. Daha tabii çok mücadele edeceğimiz, alacağımız yol var ama bu ekip böyle direndiği müddetçe de bunun hepsini başaracağımıza inanıyorum. Fevzi Hocam, yani yolunu bile yapamaz, altyapını bile yapamaz algısı vardı. Siz geçen hafta
valilik tarafından toplantı yapıldı. Bu hafta da yolu vururdu. Ne diyeceksiniz? Yani biz işin sahibi var diyorum. Biz sürekli istişare halindeyiz. Gece gündüz her noktadan buraya yapacak katkıları tespit edip yoluna koyuyoruz. Harekete geçiriyoruz. Herkesi harekete geçiriyoruz. Herkes katkı yapmaya çalışıyor. Yetkili, etkili, bürokrasi, sivil, kim varsa. Ama bizim hedefimiz belli. Bu yıl içerisinde bunun bütün işlemlerini bitirip önümüzdeki seneye buraya yatırımcıları açmak. Hedefimiz bu. Bu hedefe de gece gündüz uğraşıyoruz. İnşallah da bu yolun açıldığı gibi her taraf açılacak. Düzce'nin önü açılacak. Düzce'nin insanının önü açılacak. Burada dediğim gibi büyük bir değişim yaşayacak Düzce. İnsanlar sanayiyi görecek, sanayileşmenin ne olduğunu görecek, ithalatı görecek, ihracatın ne olduğunu görecek ve birçok insanımız bu yolda gayrete gelecek. İş adamlarımız gelip buraya katkı yapacaklar, buradan bir şeyler öğrenip kendilerini geliştirecekler vesaire. Yani bu Düzce'nin büyük bir değişiminin ilk adımları. Bunun da dediğim gibi böyle sahiplenildiği müddetçe inşallah hiçbir engel olmayacak. Ve yani büyük bir teşvik de var açılması konusunda. Biz işimizi takip ettiğimiz müddetçe bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi detaylı daha bilgiler geliştikçe de sizi bilgilendireceğiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bunun kamuoyu oluşumunda sizlerin yaptığı katkı da çok büyük. İnsanlar biraz tabii Düzce'nin yapısı gereği karamsarlık var. Bu tür işlere başlanmış bitirilememiş. Acaba böyle mi olur diye ama hiç kimse tereddüt etmesin. Biz bu ekip olaraktan bunu sonuçlandırana kadar bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Tekrardan ben ekibe tümden teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İlçemize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ali Boz Muhtarı Mehmet Okuş, emeği geçen tüm arkadaşlarıma, Sayın Cumhurbaşkanımız, başta olmak üzere Sayın Teknoloji Bakanımız, belediye başkanlarımız, valilerimiz, il meyali tüm arkadaşlarımız, hepsine teşekkür ederiz. Yıllardır beri, muhtarlıktan beri duyduğumuz kelime ben olarak Ali Bozlu Köyü'nde, ya muhtar sarayı kim başlatıcı? Çok şükür bugün bunun yolun temelini bunu başlamış bulunuyoruz. Elinden emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. İş adamlarına diyorum ki Ali Boz'da her şey idealdir. Tara takım ilçeye 10 kilometredir. Sarayımız gelin buyurun. Taraflarınızı sayın kaymakamımıza müracaat edebilirsiniz. Buyurun diyoruz.